Arkadaşlar, bugün Çarşamba günü biliyorsunuz 23.2 güncellemesi yüklendi. Ben güncellemenin simya ve işte Yuhara kısmıyla ilgili size bilgi veremeyeceğim maalesef. Çünkü henüz o konuda hem yeterli bilgiye sahip değilim hem de Yuhara konusunda zaten hiç bilgiye sahip olmadığım için kafanızı bulandırmak istemiyorum. Ben size en temizinden yeni binek sistemini göstereyim. En kolayı bu. Şimdi bu normal bir binek gibi aslında. Farkı şu ki mesela buna bindiğiniz zaman şu an aslında bineğe binmemiş gibisiniz. Yani gördüğünüz gibi skill kullanabiliyorsunuz. Hava açıyorsunuz, öfke açıyorsunuz. Ondan sonra normal skill'lerinizi atabiliyorsunuz. Kılıç çevirme, işte üç yönlü her neyse. Bunları kullanabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Mesela hamle atarken çok komik gözüküyor. Falan. Bu şekilde bunu kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir artısı var. Verdiği özelliklere bakalım. Bu tabii ki örnek. Şu an ilk defa geldiği için hani bunun mutlaka farklı varyasyonları, farklı özellikler verenleri olacaktır. Ve gördüğünüz gibi seviye 1 yazıyor. Eğer bu seviye 1'den anladığım şey doğruysa bunun seviyesi arttırılabilecek ve böylece işte verdiği puanlar, verdiği bonusların gücü artabilecek. Ben şimdilik böyle tahmin ediyorum. Tamamen tahmin üzerine konuşuyorum yani. Binek genel olarak güzel. Bu bir binek. Ayrı bir sistem olarak gelmiş olsa da bu bir binek. Bu varken atınızı çağıramıyorsunuz. Tıpkı mesela Mano'ya bindiğiniz zaman çağıramadığınız gibi. Ondan sonra işte başka bir bineğin üzerine binemiyorsunuz. Bunun amacı bizim Lonca'daki arkadaşlarla ve işte benim de düşüncelerime göre otomatik avda karakter kasanlar, işte ne bileyim, bu Yora haritalarında mesela şey kasanlar var ya, auradır, şudur budur, onlara, ondan sonra anahtar peşinde koşan şamanlara güzel bonuslar eklendiği zaman buralara gerçekten işe yarayacak bir şeye benziyor. Ben size bu güncelleme ile ilgili sadece bunu göstermek istiyorum. Kalanları lütfen Yora konusunda daha bilgili olan YouTuber arkadaşlardan ya da yayıncılardan takip edin. Bir de söyleyebileceğim şöyle bir şey var. Yeni gelen bu ametist simyası mat mitsi seviyesine çıktığı zaman set bonusuyla birlikte toplamda %5 metin taşına karşı hasar veriyor. Metinlere karşı güç veriyor. Kesinlikle bizim tahmin ettiğimizden daha iyi çıktı. Yapılabilir gibi bir şey gözüküyor şimdilik. Fiyatı tabii ki ilk zamanlarda fazla olacaktır ama ileride düşecektir. Değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Bunu göstermek istedim. Bu arada eğer bu bineklerden birine sahip olmak istiyorsanız elimde sağ olsun Gameforce'un bana yolladığı 5 tane daha bu bineği alıp kullanabileceğiniz kod var. Bu kodları almak için tabii ki YouTube'da bir çekiliş yapacağız. Eğer siz de bunları kazanmak istiyorsanız bunlardan birini bu videonun yorumlar kısmına çekilişe katılıyorum yazın mesela ya da herhangi bir şekilde yorum atın fark etmez. Ben İşte aradan geçen 24 saat sonra oradaki listeye bakıp oradan rastgele bir çekiliş yapacağım ve bunu size göndereceğim. Güncelleme ile ilgili ve binekle ilgili söylemek istediklerim bu kadardı. Şimdi normal video akışına devam edelim. 13. bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki bölüm yanlışlıkla 13 demiştim ama gerçek 13. bölüm bu bölüm. Şimdi biliyorsunuz bir önceki bölümde yanlışlıkla 31 level olduk maalesef. Ondan sonra dedik ki bir karar verelim. 40 level'a mı gidelim yoksa 45'e mi? Gördüğünüz gibi sonunda verdiğimiz karar 45 level oldu. Haritaları deneyeceğiz bu bölüm. Nerelerde ne yapabiliyoruz? Gidebildiğimiz bütün haritalarda gidip metinleri kırmayı deneyeceğiz. Ondan sonra da biraz ben balık etkinliğinde sandık kastım, ayıptır söylemesi. Şöyle göstereyim. Tabii ki hepsi burada değil. Bir kısmı da yan çarlarda, şamanda. Toplamda 330 açım kadar sandık kastım, balık sandığı. Bunların bir kısmını, yani daha doğrusu sandıklardan siyah at alana kadar yan çarlara, çünkü ETP karakterlerine binek lazım ormana gidip gelmeleri için, atlarını çıkarana kadar açacağız. Çıktıktan sonrasını satar mıyız yoksa bu karakterde açıp kullanır mıyım işte madalya çıkarmak için falan, emin değilim. Çünkü şöyle söyleyeyim, 330 açım sandık 2,5 M'den. Yanlış hesaplamadıysam bu akşam aradan 2-3 saat geçti.
8 won gibi bir para yapıyor ve bence 8 won'u bunu satmaktansa açsak en azından yandan çıkan o premium malzemeler arttırmadır, değiştirmedir, ne bileyim kötü ruhtur ya da işte kuşak muşak derken 8 wonluktan daha iyi bir şeyler alırız gibime geliyor. Emin değilim. Sonra karar vereceğiz ona. Hazırsanız 13. bölüm başlıyor. Bakalım 45 level'da neler yapacağız. Sandıkları teker teker açmakla başlayalım. Tabii ki önce tekli sandıklardan başlayacağım. Bu benim yanlış hatırlamıyorsam 3. ETP karakterim. Yani hesabım. At çıkarmamız lazım. Bakalım. Sanmıyorum kolay kolay çıkacağını ama. Çıktı lan. Oh be. Tamam. Şimdi diğerlerinde de bu şekilde devam ederse şansımız. Böyle kolaylıkla çıkarsa. Belki de satarız kalanı. Satarız bir item alırız falan. Ya da bir aklımda kuşağı üstü atmak var. Belki de kuşağı üstü atarız. Hemen diğer karakterleri getireyim. Onları da açmaya devam edelim. Bu da bir diğer hesabımız. Henüz bunları kasmaya başlamadık. Kasan arkadaş sıkıldım deyip bıraktığı için güzel. İkinci sandıkta bunu da çıkardık. Vallahi beklediğimden iyi gidiyoruz. Hadi bir de kolayca buna çıkaralım da şu iş bitsin ya çabucak. Yumurta, madalya, ekleme güzel. Ne geldi? Pelerin. Değiştirme geldi. Çok güzel. Kritik savaş. Pelerin. Kritik. Hız iksiri. Topaç. Saldırı iksiri. El kitabı çıktı. Süper. 70 M çıktığı zaman bunu satarız. Şu anda piyasası öldü. Çünkü peş peşe balık etkinlikleri geldiği için şu an 50M'den bile almıyorlar. Bir tane daha açtım. Bir tane daha çıktı. Tertemiz. 1,5 won geldi bak buradan. 70M çıkarsa tabii. Güzel. Ama atı çıkaramadık. Ben birkaç tane daha sandık alayım. Sonra devam ederim. Bir posta daha sandık aldım üzerime. Onları da bir açalım bakalım. Belki az önceki gibi peş peşe el kitabı çıkartırız. Yani damage'in el kitabı. Zenler de güzel para bu arada. Bir zen bir açım sandık kadar falan para. Hatta 3M olması lazım. Bu iksirlerin çıkması güzel. Bu karakterler kullanılıyor çünkü. Pelerin ruh taşı. Çık artık. Bu kadar uzatma. Topacı falan bırak. Bana at ver. Parşömen değil. Ötekini versen iyiydi. Vermedi. Açmaya devam edeceğiz. Lazım çünkü. Hadi bir daha. Çıksın artık. Lütfen. Yani iki açımlıklara geçtim. Az önce teknikleri açıyordum. Pelerin. Fasulye. Niye bu kadar zorladı bu karakterde ya? Allah Allah. Çıkmadı. Dur bir de bunun yan karakterinde asıl karakterine geçeyim. Onu da açayım bir de. Şöyle geldim metin kırmaya ama şeyi unuttum ya. Bunu ayarlamıştım. Öfkeyi 17'de açmayı deneyelim beraber. Muhtemelen açılmayacak ama bir deneyelim. Benim her zamanki taktiğim. Geçti lan. Güzel. Masraftan kurtulduk. Tertemiz. Arkadaşlar yine maalesef bir arkadaş aramızdan ayrılıyor. Mr. Happy bir önceki bölümden kuşağını atmıştık üste hatırlarsınız. O da oyunu bırakıyormuş. Ben onu Discord'da bekliyordum gelsin tanışalım diye. Ama o maalesef önce posta kutusundan bir kısmını yollamış itemlerin. Şimdi de diyor ki gel geri kalanını da vereyim. Sordum. Konuşmayı burada okuyabilirsin dedim. Emin misin?
Belki daha sonra tekrar gelirsin, oynamak istersin vesaire. Şöyle kabaca göstereyim. 12 won kadar para göndermişti. Buradan kabul ettiğim için silinmiş mi hepsi? Buradan silinmiş. O zaman envanterden göstereyim. 3 won bende vardı. 12 won kadar para göndermiş eğer yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra da kullandığı eşyalarını göndermiş savaşçısının. Kostümünü göndermiş, zırhını göndermiş. Şöyle üstlerinden geçerek göstereyim. Maalesef ikna edemedim. Hani emin misin diyorum, cevap bile vermiyor. Demek ki bırakmaya karar vermiş. Hem çocuğu olacakmış hem de hanımı kızıyormuş. Bilemedim yani. Şimdi beni bekliyor C3. Kırmızı birinci bayrakta. Bir gidelim bakalım nasıl olacak, ne bitecek. Anlayalım. Geldim şimdi Mr. Happy'nin yanına. Geri kalanları da koyuyor ticarete ama dur bakalım. 19 yemiş kuşak. O geçmeyen kuşak var ya. Hep bunun yüzünden olsun. Bu kuşak geçseydi belki de adam bu oyunu bırakmayacaktı. Tılsımları var. Muhtemelen tombaladan çıkarttı. Götürüp bomba kağıdı ve münzevi tavsiyeleri. Başı da yumurtası da çıkarmış. Aktif oynuyormuş yani. En son 4 saat önce çıkarmış daha yumurtayı. Aldım gitti. Ah be. Bir de adamı ben loncaya bekliyordum. Kırmızıdan 5 tane hesabı vardı kırmızı bayrakta. Dedim sen bir haftada yavaş yavaş geçirirsin hepsini. App'lerini toplarsın. 111 app miydi neydi şey? Hesap başına 2 bona hepsini maviye geçirirsin diye sohbet etmiştik en son. Onu hatırlıyorum. Nasip olmadı adamı mavi bayrağı geçirip loncaya alacaktım. Adam oyunu bıraktı ya. Adam A'dan Z'ye elindeki bütün itemleri verdi. Hani öfke kılavuzuna kadar, kitaplara kadar, ork dişine kadar ve hatta şeye kadar. Neydi o itemin ismi? Kostüm efsunu da şu kostüm efsunu attığımız zımbırtılara kadar her şeyini verdi. Sağ olsun. Yani oyunu bıraktığı için üzgünüm ama ne bileyim. Keşke oyunu bırakıp gitmeseydi de beraber oynayabilseydik. Bir de pet geldi Mr. Happy'den. Galiba tip 6 ejderha petiydi, Alastor petiydi. Bakarız şimdi. Çıkaralım. 34 günmüş. Bayağı da büyük bir şeye benziyor. Tipi ne acaba? Dur bakayım. Oo, hem de tip 6'ymış. Tip 6 Alastor da verdi adam ya. Ah be abicim ya. Şamanındaki zekalı itemlere kadar çıkarıp veriyor adam ya. Abi vallahi mahcup oldum ya. Bir dakika. Kırmızı bayrak şamanla beni nasıl kutsadı az önce? Hayda. O nasıl oldu ya? Başka bayraktan şamanla beni kutsadı az önce adam. Nasıl oldu o ya? Fırat'tan itemleri teslim aldım. Şöyle bir tekrar göstereyim. Tılsımları var. Artı sıfır olarak muhtemelen tombaladan çıkan sürgünlük eşyaları var. Kostümleri var. Değişmelik bir zehir var. Ondan sonra işte kötü ruh kovmadır, münzevidir. Manu yansıtılmış bir neyi var. Başka kılavuzları vardı, öfke kılavuzları. Onları verdi. Bir de tabii şamanın zekalı itemleri vardı. Küpeyle kolyesi. Hatta kostüm efsunlama itemlerine kadar verdi yani. Bir de çok güzel bir Alastor peti varmış. Beklettiği. Artık biz bekleteceğiz. 60 gün yapacağız bunu. 60 gün olduktan sonra kullanacağız muhtemelen. Sordum Fırat'a, dedim ki ne yapalım? Nasıl değerlendirelim itemleri? O da diyor ki sana lazım onları kullanırsın. Olmayanları satarsın dedi. Eyvallah, tamam öyle yapalım. Bu sefer sahibi ne diyorsa onu yapalım. Başkasına bırakmayalım kararı. Çok teşekkür ederim Fırat. Videodan izleyeceksen eğer evladın yuvana neşe getirsin. Keşke bırakmasaydın, bak gerçekten Discord'da bekliyorduk seni. Lonca'da yerin hazırdı yani. Böylesi nasipmiş. Canın sağ olsun. Ama bak sözü verdin. PM'de burada da göstereyim bütün arkadaşlar görsün. Bak burada yazdın. Discord'a gel dedim sana. Bilgisayarı bir müddet kaldırayım. Çocuk büyüdüğünde gelirim dedin. Ben senden sözü aldım. Gelmezsen buluşuruz. Haberin olsun. Bu şekilde maalesef bir arkadaşımız daha oyunu bırakmış oldu ama en azından hayırlı bir sebeple bıraktı. Canı sağ olsun, yine yapacak bir şey yok. Şöyle yan yana bir kez daha duralım. Ve Fırat gitti maalesef. Ben gideyim şimdi bu itemleri aktarayım boş bir hesaba. Ondan sonra günlük olarak yaptığımız rutin işlere geri dönelim. Umarım bir gün tekrar Fırat'ı buralarda görürüz. Discord'a gelip muhabbet etmekte nasip olur. Umarım. Tombala'da şansım geleni biriktirdim. Bir deneyelim bakalım şansımızı. Belki güzel bir tılsım alırız.
Boost tılsımı 3 won falan herhalde bizim serverda şu anda. Oradan güzel para kazanırız. Parıltılı istili diye. Geç. 50 hep kuponu bozdurdum. 75 ham harcadık yani şimdi buraya. 50 hep kuponu 75 ham şu anda. Toprak tılsımı geldi. Bu da zaten 75 ham civarında. Paramızı kurtardık diyebiliriz. Üstüne de 35 hep paramız kaldı. Hepimiz kaldı pardon. Bozduralım bunu, alalım üstümüze. Markamız fazla olmadığı için 3 tane daha deneme hakkı aldım. Belki bir nazar çıkartırız. Farm yaptığımız yok gerçi şu an ama olsun. İkinci şans simgesi. Geri kalanı alsak mı? Yarın ne varmış? Yarın da premium dükkan varmış. Markayı harcadık. Şans simgelerinden bir tane daha çıkarsa işimizi görür diye yine yeşil iksire doyduk maşallah. Bu da element koruma taşı. Güzel bak, bu ileride işimize yarar. Güzel oldu bu. Simgesi gözükmedi ama bakayım şuraya geldi mi? Elementer güç taşı. Aynen. Bu güç, bir de bunun korunması çıktı şimdi. Nereye gitti o? Elementer güç taşı da çıkmıştı daha önce. Bir de koruma geldi. Toprak tılsımını üstümüze alalım. Satarız ya da okçularda kullanmak için artı 1'e basar kullanırız. Ormanda biliyorsunuz toprak işliyor çünkü. Karakterimizi 45 level yaptık ama açıkçası pek de memnun değilim ben gidişattan. En azından 45 level'da işte çöldür, vadidir vesaire, buralar çok kalabalık hale geldiği için Ruby'de bu level'lara da fazla kalmayacağım ama yine de yapmak istediğim bir şey var. Ben ejder plakaları severim. Eğer ölümcül olacaksak kendimize, ölümcülün o iğrenç görüntüsü yerine üzerine bir ejder plaka yansıtabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden bir tane deneyelim dedim. Biri yandı. Bir tanesi geçsin bari. Güzel. Şöyle bir üstümüze giyelim bakalım. Ah şöyle ya, tamam. Ölümcül aldığımız zaman, şöyle güzel bir ölümcül ayarladığımız zaman bunu onun üzerine yansıtırız. Tabii bir de saçı değiştiririz. Kostüm kullanmadığımız zamanlarda artık siyah uzun saça geçmenin zamanı geldi. Bu şekilde devam ederiz. Zırh güzel oldu bu arada. Benim gibi eğer zamanında ölümcülü, mesela aslanla ölümcül arasında kalırsam ben kesinlikle aslanı seçerim. Ama işte bu üçünün arasından, aslan, ölümcül ve ejder arasından kesinlikle en güzel gözüken ejder. Hadi devam. Bir de benim ninjalara vermek istediğim zırhlara şöyle bir artı basalım. Artı basmam önemli değil. Bunları, taşları silinsin diye bastım. Amacım taş eklemek. Bu da kırıldı. Bu da kırıldı. 9'a geçer mi peki? Geçmez muhtemelen. Ha, zaten malzeme yokmuş. Tamam. Bu şekilde kalsın bu. Bunu sonra bir şekilde taşlarını ekleriz. En son artı basma macerasından kalan kırmızı domuz kuyruğu kurdeleler bitsin diye envanterlerde bulduğum bakır kolyeleri tekrar 9'a deneyelim. Bunlar ortalıktan kaybolsunlar. Çünkü artık yavaş yavaş level'ı yükseltmeye başlayacağımız için bunlar artık bu seviyelerde bastığımız son itemler olacaklar muhtemelen. 8 oldu 3 tane. 8'den 9'a atalım 3 tanesini de. Bu birincisi. Bu ikincisi. Bu üçüncüsü. 3'te 3 yaptık. 3'ü de 9 oldu. Karakter bugün şanslı galiba. Ne yapsak, simya falan mı bassak acaba? Üste atsak simyaları. Pazarımızda biriken 5 bon parayı da üzerimize alalım. Toplamda bakalım 12 oradan, 11 de oradan. 23 bon gibi paramız var. Bunun yaklaşık 12 bon gibi bir kısmı oyunu bırakan arkadaşımız Fırat'tan gelmişti. Şimdi onun iznini aldık. O nasıl istiyorsan o şekilde kullan dedi. O yüzden ateşli eşyalardan birkaç parça eksiğimiz vardı. Artık onları bitirelim. Onları tamamlayalım. Çünkü bu karakterle muhtemelen çok fazla 3. katta falan takılmayacağız. Eğer bu karakteri direkt sürgüne atarsak orada fazla zamanımızı geçirmeyeceğiz. Ama belki ileride kullanmak için 30 level ayrı bir karakter yaparsak 3. katta kullanmak için ona veririz. O kullanır diye düşünüyorum. Henüz tam karar vermedim. Birçoğunuzun şikayet ettiği gibi artık hava kılıcını geliştirmenin zamanı geldi. Depoda bekleyen kötü ruh ve hava kılıçlarını artık aradan çıkaralım. Bunları kullanmaya başlayalım. Bugün hiç okumadığım için ilkini sadece münzevi basıp ondan sonra bu şekilde BK'yı okuyarak okuyorum. Ondan sonra kötü ruh ve münzevi ile devam edelim.
İlk postayı bitirdik sayılır. Şunu da okuyalım. Ondan sonra herhalde 9 tane daha BK vardır depoda. Onları da aradan çıkaralım. Bir kitap sonra M7 olacak. Bunun geri kalanını da kısa süre içinde hallederiz. Depoda tam 9 tane varmış BK. Onları da aradan çıkaralım hadi. Ondan sonrası herhalde bir video sonra, yani bu videodan sonraki videoda artık bu işi bitirmiş oluruz diye tahmin ediyorum. Bunu bu kadar bekletmemin sebebi de tamamen yaptığımız farmlarda, yani 30 level'da, 35 level'da ya da mesela 45 level'da varlığıyla yokluğunun açıkçası çok da fark ettirmeyecek olmasıydı. M8 oldu ve 7 kitap kaldı. Ben buradan kayıttan bakarım daha sonra kaç kitap kaldığını hesaplarız. Kötü ruhun müzevisini ya kendimiz düşürürüz ya da satın alıp bunu Grandmaster yaparız. Ama bu bölümde bitmez yani. Bir sonraki bölümde anca biter diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar çok kısa bir bilgilendirme yapacağız şimdi. Şah Sultan sağ olsun bana bunu söyledi. Ben de bir iki kere gördüm, denk geldim yani. Benim de gözümde şahit olduğum bir şey. Ruby'de biliyorsunuz normalde hile gayet az. Hani gördüğümüzde banlatıyoruz vesaire. Ama bazı çakallar köyde, işte bu botların garip özelliklerinden birisi, yere düşen herhangi bir itemi hop diye kaldırıyorlar. Mesela sen köyde item aktarıyorsun. İşte ticareti koymak istemiyorsun. Karakter değiştirirken beklememek için 10 saniye falan. Hani acele ediyorsun. Yere atıyorsun itemi diğer karakterden hemen almak için. Etrafında kimse yok zannediyorsun ama adam uzaktan hop diye çekiyor itemini. Buna dikkat edin. Şah Sultan sağ olsun hatırlattı. Ben de böyle ufacık bir kesit olarak videoya ekleyeyim, sizi uyarayım dedim. Aman dikkat edin. Emeğinizi kaptırmayın bu çakallara. Elimizde yine değişmelik bir dolunay var. Kastığımız karakterlerden çıkan 40 level'lık efsunları deneyelim bakalım güzel bir şey de getirebilecek miyiz? 9 ortalama. Yine 11'e geri döndük. Diğer karaktere geçeyim hemen. Teker teker deneyelim. İkinci karakterden de devam edelim. 4 ortalamaya düştük. Eksi 1'e düştük. Bu sefer hiç ortalama yok. Bak, beceri var. Altında 4 tane daha efsun var. Ortalama komple kayboldu. Sıra geldi 3. karaktere. Eksi 7 ortalama. Eksi 6. İyi, böyle tek tek yukarı doğru gideriz. Ama yan efsunlara baksana. 12 güç vermiş. 3 delici vermiş. Lan şunun yanına güzel bir ortalama verseydin ya. Hadi bir daha. Bu sefer de 16 ortalama. 6 çevik, 8 zeka. Çöp. 4. karakterdeyiz. Bundan sonra bir tane daha var. Başka yok. 5 ortalama. Geleceksen gel artık. 35 üstü bir şey gelsin kalalım. Yok, gelmiyor. Maalesef. Muhtemelen bir şey tutturamayacağız yine. 5. ve son karakter. Bundan başka şimdilik kullanabileceğimiz efsunumuz yok. Vurdum. 3 ortalama. Hadi artık bir kullanılacak kadar ver ya. Ortalama değişmedi. 3 ortalamalı da kaldık. Bir daha. Eksi 7. Yani maalesef bu turda da bir şey elde edemedik. Elimize geçtikçe bu dolunaya tekrar efsun denemeye devam ederiz. Şaman'la birlikte Kızıl Orman'a geldim. Bu saatlerde pek metin bulacağımı zannetmiyorum. Şu an sabahın erken saatlerindeyiz. Saat 9.30 falan. Bir dolaşalım. Bakalım bir şey bulabilirsek. Düşürebildiğimiz kadar eldiven düşürmemiz lazım. Yan karakterlere ve Şaman'ın yanına etkinlik hesabı açacağım bir tane. Onlara da eldiven lazım olacak. Bana düşeni bir kısmını da Şaman'a vereceğim yani. Bakalım kaç tane eldiven düşürebileceğiz.
Az önce güzel bir kolye denk geldi. Kaçırmadan onu da alalım. Bir tahta kolyemiz eksik. Şu şekilde. Artı 8. Artı 9'a basamamış arkadaş. Ama olsun. 7.85'ten bunun şu anda emsalleri 9-9.5 civarı. Artı 8 olmasının bir önemi yok. Kaybettiğimiz bir ateş direncinin gerçekten farkını hissedemeyiz bile. 10 kritik, 1500 HP ve 6 ok savunması var. 6-6'dır. Yanında ne kadar faydalı efsun varsa o kadar iyi. Bunu çekelim. Bunu da aradan çıkartmış olduk böylece. Madem 45 level olduk ve artık atı zırhlamak için önümüzde bir engel yok. Atımızı zırhlayalım. Grup lideri olmak zorundasın diyor. Tamam, görevi aldık. Normalde bunu bugün Lonca ile yapacaktık da vaktini denk getiremediğim için mecburen tek başıma yapacağım. Yarım saatte 100 tane okçu kesmemiz lazım. Gayet basit. Buradan çöle gideceğiz. Çölde akrep okçu ya da yılan okçuları temizleyip görevi bitireceğiz. Şimdi SS'e geldik. Sınavı vereceğiz. Bunun zaten şans oranı yok. Bu %100 geçiyor. Ondan 11. seviye, yani atı zırhlarken ve asker yaparken yaptığınız görevlerin başarısız olma şansı yok. Ne diyor? Ertesi gün gel, yani yarın gel, 500K'ya sana zırhlı atının çağırma kitabını vereyim diyor. Tamam, yarına kadar bekleyeceğiz. Yarın atımız zırhlanmış olacak. Tombala'da bizi bekleyen şans simgeleri vardı. Onları da aradan çıkartalım. Umarım 50 HP en azından kötü de olsa bir tılsım yakalayabiliriz yani. Fazla masraf etmek istemiyorum bunlara. Şimşek tılsımı güzel. Benim işime kesinlikle yarayacak. Lazımdı zaten. Bunu da alalım. Protein lokması varmış bugünün ödülü. Bir tane daha şans simgesi aldık. Tombala ne zaman bitiyor bilmiyorum ama belki bitmeden önce bir kez daha bir tane tılsım çıkarma şansımız olabilir. Oyunu bırakan arkadaşım verdiği karanlık tılsımlardan birinin yanına bir tane de eşlikçi aldım ben. 40-45 en falan zaten şu an piyasası Ruby'de. Buna bir artı bir basalım. Efsunlarını ekler kullanırız. Kule çıkarken ya da işte ne bileyim ıvır zıvır. Belki ileride başka bir haritada da işe yarar. Bunu mutlaka kullanırız. Elimizde arttırma da var. Efsunlarını da kendimiz getirmeye çalışalım. Balık sandıklarından çıkan bağlı efsunlarla 5 efsun yaptığımız karanlık tılsıma bir efsun deneyelim bakalım. Belki güzel bir şey denk getiririz. Karanlık 20 geldi, savunma 4 geldi. Aslında kalabilir böyle. İş görür. Hiç fazla zorlamaya gerek yok. Kule de bizim işimizi görür bu. Zaten yanına biz Onyx'imizi de takacağımız için biliyorsunuz Mitzi set yapacağız. Bu haliyle işimizi görür. Tek efsunda gerçekten iş görecek hale getirmiş olduk böylece. Güzel, hayırlı olsun. Şimdi Ha. 8-10 sen bana ver. 12 won zaten şu an harcadık. Bunu da harcayınca 16 won harcamış olacağız. Zaten kuşağın ederi 20 won. Ver. Verdim. Yanlış koyma. Üste benimkini Tamam. koyacaksın. Alta atmadığı Sakin ol koyacaksın. abi. Şöyle. Hazır mısın? Ben hazırım. Yandı. Yandı. Al. Yani. Biliyordum. Salla gitsin abi. Aslında ben efektleri kapadım. Geçmişte olabilir. Bak bakayım ha. Yok yok, geçen falan yok. Bunun hakkı bu kadar. Hayırlısı olsun. Bir daha da buna hiçbir şey basmam. Hakkını doldurdu.